Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifiyle karşınıza geldim. Sevgili bir izleyicim benden ısrarla şerbetli tatlı istiyordu. Ona söz vermiştim. Birkaç gündür ihmal ettim. Onun vesilesiyle size çok güzel bir şekerpare yapmak istedim. Gerçekten tam bir pastane tatlısı oluyor. Çok lezzetli, yapılışı da kolay. Göreceksiniz, hepiniz kolaylıkla yapabileceksiniz ve çok güzel oluyor. Hadi buyurun, yapılışına geçelim. Arkadaşlar 4 su bardağı toz şekerimin üzerine 4 su bardağı da kaynar suyu koyuyorum. Ocağımın altını açtım. Şimdi şekerimi karıştırarak eritip 1-2 taşım kadar kaynatacağım. Önce şerbeti yapmakta fayda var. Şerbetimizi hazırlayıp kenara koyup soğuttuğumuz zaman tatlımız ılıkken soğuk şerbeti koyduğumuzda çok daha güzel performans alıyoruz. Şekerim eridi. Şimdi birkaç damla kadar limon suyu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi fokur fokur kaynayacak. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar kaynatıp hafif ağdalaştırıp altını kapatıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Şerbetim 5 dakikadır kaynıyor gayet güzel bir şekilde. Hafif koyulaştı. Bu yoğunluk bana yeterli. Şimdi bunun altını kısıyorum ve hamurumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi oda sıcaklığında erittiğim 200 gram kadar tereyağımı kasemin içerisine alıyorum. Oda sıcaklığında olması çok önemli tereyağın arkadaşlar. Üzerine 2 çay bardağı kadar irmik koyuyoruz. 1 çay bardağı pudra şekeri. Bir de böyle bir parmak kadar çay bardağının yine pudra şekerini ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar hamur kabartma tozu, 1 pakette vanilyayı ilave ettim. 2 yumurtanın sarısını birini üzeri için ayırdım. Diğerlerini de karışımıma koyuyorum. Şimdi elimle güzelce bu karışımı ben, oda sıcaklığında olması tereyağın bu açıdan önemli. Elimizle güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Bütün unumu ilave ettim şimdi. Tam 3,5 su bardağı kadar unumu koydum. Unlarımı etrafa saçıyorum. Kusura bakmayın, burası mutfak. Azıcık dağılacağız, sonra temizler toparlarız. Mühim olan güzel bir hamur işimiz olsun. Bütün karışımımızı güzelce karıştırdık. Gördüğünüz gibi homojen bir kıvama geldi. 3,5 su bardağı kadar elediğim unum var. Unun elenmesi önemli. Bütün hamur işlerini eleyerek koyun arkadaşlar. Daha güzel kabarır, daha yumuşak olur, daha iyi performans verir. Unumu yavaş yavaş güzel güzel ilave ediyorum şimdi. Yumuşak bir hamur alacak, ele yapışmayan. Hamurum çok güzel bir kıvama geldi. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, güzelce şekil verilebilecek bir hamur. Hazır şimdi hamurum. Şimdi ben tepsimi dizmeye başlayacağım şekil vermeye. Mandalina büyüklüğünde bir parçayı aldım. Elimde yuvarlıyorum. Şimdi biraz genişletiyorum. Uçlarından bastırıyorum. Köfte yapar gibi. Hem uçlarını da biraz sıkarak inceltiyorum. Bu vaziyette tepsimi dizmeye başlıyorum. Bu arada 180 derecede fırınımı açtım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına vereceğiz. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı rica ediyorum sizden. Kanalımda yüzlerce çok güzel tarif var. Hem dünya mutfağından hem Türk mutfağından tatlılar, salatalar, et yemekleri, kebaplar, gerçekten istediğiniz, arayacağınız her şey mevcut.
bir göz atmanızı, oynatman istelerimi tavsiye ederim. Ve bundan sonra da paylaşacağımız çok güzel videolar var arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmanızı ve abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman her paylaştığımız yeni tarif videosu ilk olarak size bildirilir. Bu şekilde de hiçbir videomuzu kaçırmamış olursunuz. Tabii bu arada da izlediğimiz videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı da lütfen unutmayın. Her şeyden önce nerelerden beni izliyorsunuz? Türkiye'den mi, yurt dışından mı, hangi şehirlerden? Sizin istediğiniz tarifler var mı? Mesela sevgili bir izleyicim benden özellikle rica etti şerbetli tatlıyı. Onun isteği üzerine şu an bunu yapıyorum. Programımda başka bir tarif vardı ama kendisi ısrarla istedi. Ben de onu kırmamak adına bugün bu şekerpareyi yapıyorum. Zaten listemde vardı ama biraz zamanı vardı. Siz de onun gibi benden özel istekte bulunabilirsiniz. Eğer bildiğim ve yapabildiğim bir şeyse zevkle elimden geleni yaparım arkadaşlar. Bunun için de bol bol yorumlarda etkileşim halinde olmamız, birlikte sohbet ederek tarifler paylaşmamız gerçekten faydalı olur. Bu şekilde pek çok dostumla çok güzel dostluklar kurdum. Çok çok seviyorum hepsini. İsimlerini tek tek sayamayacağım. Her videomda bana destek olan, yorum atan, videolarımı izleyip beğenen çok değerli arkadaşlarım var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen sizler de videolarıma yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu kadar reklam yeterli. Kusura bakmayın arkadaşlar, sıkılmayın. Evet, ben bütün şekerparelerimi aynı şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şekerparelerime güzelce şekil verdim. Üzerlerine bu ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Çok pratik, gördüğünüz gibi hemen 2 dakikada hazırlandı. Pişmesi de öyle çok fazla sürmüyor. Ama gerçekten lezzeti muhteşem oluyor, biliyorsunuz. Pastanelerden hepiniz bu şekerparelerden almışsınızdır. Ya da hamarat ev hanımlarımız mutlaka evlerinde yapıyorlardır. Birebir pastane şekerparesi olacak lezzetiyle, kıvamıyla. Ama bu şekilde hem daha ekonomik hem daha hijyenik olarak evimizde kendimiz üretebiliriz. Bir çatal yardımıyla çok fazla bastırmadan şekerparelerimizin üzerine izler yapıyoruz. Bu işlem bittikten sonra 180 derecede ısıttığım fırınıma şekerparelerimi yolluyorum. Evet arkadaşlar, 180 derecede 16-17 dakikada şekerparelerim pişti. Şimdi yerlerini değiştirip şerbetleyeceğim hemen. Şimdi arkadaşlar, ben daha derin bir tepsiye aldım şekerparelerimi. Şerbetim soğudu. Şekerparem de ılığa yakın, sıcak. Mutlaka şerbetli tatlılarda birinin soğuk, birinin sıcak olması gerekiyor. İkisi birlikte sıcak konmuyor. Şimdi bütün şerbetimi üzerlerine yavaş yavaş döküyorum. Birkaç saat şerbetini emmesini bekleyeceğim ve soğutacağım. Harika bir tatlımız oldu gördüğünüz gibi. Yapımı da çok kolay ve çok pratik. Umarım siz de evinizde denersiniz. Şimdi ben bu şerbeti çektirip soğutup servis edeceğim size. Evet arkadaşlar, harika tatlım hazır oldu gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kıvamında. 1,5 saat şerbetinde beklettim. Şerbeti hem emdi hem de soğudu. Size şimdi göstermek istiyorum. Bütün dokusunu, şeklini, şemalini. Yapmak gerçekten çok kolay, gördünüz. Şimdi bir de içini kesip içini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, ne kadar kıvamında oldu. Tadına da bakayım sizin için. Muhteşem.
Bu tarifi lütfen evinizde deneyin arkadaşlar. Gayet kolay, başarılı ve herkesin yapabileceği bir tarif. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şeker olsun diyorum. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum.